kadar etkili olmuyor. Yani gördük işte en son yaşanan Paris'teki saldırıdan sonra emtia fiyatlarında bu agresif bir mesela, tepki yoktu. Mesela bir, yani bir tep gösteri gibi oldu, cılız kaldı, fazlasıyla geri verdiler. Şimdi bağlantımız var, ona gidip sohbetimize kaldığımız yerden tamam, devam edelim Ateşen Aybars. ALB menkul değerlere gidiyoruz. ALB Forex'te Volkan Kurucuk olacak karşımızda. Volkan Bey merhaba. Merhabalar Güzel Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Altın fiyatlarıyla başlayalım isterseniz. Özellikle sınırda düşen uçaktan sonra Suriye sınırında düşürülen uçak daha doğrusu Rus uçağı mı, Rus yapımı. Şimdi Rusya'dan da son dakikalar geliyor ama emtia fiyatlarını sizce nasıl etkiledi? Altın fiyatında biz Ateşen Haber'se baktığımızda çok az bir kımıldama vardı ama sabah saatlerinden beri sanki hem petrolde hem altında genel bir toparlama var. Siz nasıl yorumlarsınız o cepheyi? Özellikle dün petrol fiyatları ile ilgili olarak hem Venezuela hem Suudi Arabistan tarafından gelen haberler petrol tarafında ciddi dalgalanmaya neden oldu diyebiliriz. Suudi Arabistan'ın en son yaptığı açıklama ile birlikte sanki OPEC içinde petrol arzının ilerleyen günlerde azaltılmasına yönelik bir hamle gelebilir mi sorusunu da akıllara getirdi. Şu anda Brent tipi petrolle kısmi olarak tepki süreci içerisindeyiz ama tabii OPEC'in mevcut hamlesini bu noktada beklemeye devam edeceğiz. Altın tarafına baktığımızda evet, hep FED etkisini konuşuyoruz. Altın tarafında güvenli liman gömleğinin şu anda üzerinde olduğunu henüz söyleyemeyiz. Gerileme eğilimi devam ediyor. 1060 dolar seviyelerine kadar gerileyen altının şu anda tepki kalıbı içerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Ki tepkinin en azından devam edebilmesi için altının ilerleyen saatlerde ve günlerde 1075 özellikle üzerinde kalması ve 1085 seviyesini aşması gerekiyor ki bu noktada tepkinin bir süre devamının beklenebilmesi adına. Bu süreç olmadıkça özellikle Amerika tarafında faizler yükselmeye devam ettiği sürece ve beraberinde dolar endeksinin yeni yükselişler kaydettiği dönemde altındaki gerileme eğilimi 1050 dolar desteğine kadar ilk etapta devam edebilir. 1050 dolar desteğinin kırılmasıyla birlikte 1000 dolar destek seviyesine kadar düşüş henüz masadan kalkmadı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz görüşleriniz için diyelim. ALB Forex'e Volkan Kurucu'yu dinledik. Ateşen Haber'se tekrardan dönüyorum. 2009'un en düşüğünde bir altın var. Evet. İşte bu